Merhaba, Maraş depreminin etkili olduğu Malatya'dayız. Malatya'da önemli bir yıkım söz konusu. Kentin merkez ilçelerinden olan Battalgazi ilçesinde özellikle yıkılan binalar görmek mümkün. İlçenin neredeyse her sokağında yıkılmış binalar ve henüz dokunulmamış binalar söz konusu. Kentteki arama kurtarma çalışmaları 2 gündür gönüllülerin katılımıyla sürüyordu. Ancak bugün kent dışından gelen ekiplerin katılımıyla daha profesyonel bir hal aldı. Şu an yine Battalgazi ilçesinde bulunan Hekim Bey Apartmanı önündeyiz. Hekim Bey Apartmanı kentin simge binalarından biri olmaya başladı. Çünkü burada yaklaşık 78 kişinin olduğu yaşadığı tahmin ediliyordu. 6 katlı olan bu binada şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı maalesef. 7 kişi ise sağ kurtarıldı. Hala iş makineleri ve AFAD, güvenlik güçleri ve diğer ekiplerin katılımıyla, gönüllülerin de katılımıyla arama kurtarmaları devam ediyor. Hemen yan tarafında yakınları enkaz altında olan insanların acılı bekleyişi, merak dolu bekleyişi devam ediyor. Zaman zaman bağırışlar, zaman zaman ağıtlar duymak mümkün. İnsanlar -3'lere varan bu soğukta ateş yakarak burada yakınlarından gelecek güzel bir haberi duymanın peşinde. Ekipler de zamanla yarışıyor adeta. Burada bir cana daha ulaşmak, bir canı daha kurtarmak telaşında insanlar. Demin dediğim gibi Malatya'da şu an oldukça soğuk bir hava söz konusu. Gün içerisinde bir kar yağışı vardı ve şu an hava açık ve oldukça soğuk. Kent sakinleri 2 gündür kenti yoğun bir biçimde terk ediyor. Kalanlar ya araçlarında yatıyor ya da kentin belli noktalarında kurulan çadır kentlerde kalıyor. Kent sakinlerinin temel talepleri söz konusu. Bunlar arama çalışma faaliyetlerinin neden zamanında yapılmadığı yönünde bir itiraz şeklindeydi. İkincisi, yapılan çalışmalar neden profesyonel bir boyutta yapılmıyor şeklindeydi. Yine gıda, sıcak çorba gibi ihtiyaçların giderilmesi talebi de söz konusu. Kentte şu an ana arterler dışında elektrik söz konusu değil. Yine market, petrol ofisi gibi insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanların neredeyse çoğu kapalı. Hatta şunu söylemek mümkün, kent sakinleri ihtiyaçlarını gidermek için çevre ilçelere veya çevre kentlere gidip yakıt alıyor, marketlerden alışveriş yapıyor. Malatya şu an deyim yerinde ise bir hayalet kente dönmüş durumda. Kentteki çalışmalar yoğunlaşıyor, yoğunlaşarak devam ediyor. Enkaz altında olduğu tahmin edilen yüzlerce, belki binlerce insan var. Bu insanların canlı kurtarılması telaşı söz konusu. Ben Şenol Balı, şimdilik Malatya'dan aktaracaklarım bunlar.